Artık yaşandım. Yengene de Halle de bakamam. Onları düşünme sen. Ben yengeme de Halle de bakarım. Mesele onların bakımı değil. Nedir ya? Töreleri bilmez gibi konuşuyorsun. Yengenin sahibi sensin artık. Size şarkıcı Hasat Aksoy'un evli olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ispatlarım. Ben kim miyim? Karısıyım. Peki yenge ya nikah? Onu yaptırmadan amcam bizi salmaz. Ama olsun, ne fark eder ki? Biz seninle anlaştıktan sonra köylü varsın, evli sansın. İstanbul'da kimselere söylemeyiz. Beni yengen bilirler. Öyle ya. İstanbul'da hiç bilen yok ki. Yenge! Yenge dur! Dur! Yenge dur! Dur! Nikah tarihiniz belli oldu mu? Size haber vermez. Şimdi tarih belli değil. Her şeyin bir bedeli vardır. Benim için İpek önemli. Onun üzülmesini istemiyorum. Doğru. İpek Hanım üzülmesin. Ayşe ile Halil'e ne olursa olsun. Yenge sen neler söylüyorsun? Onun yeri ayrı, sizin yeriniz ayrı. Şimdi böyle diyorsun, yarın biz unutursun Hasan. Az sıkıntı çekmedik. Ben artık rahat yüzü gördüm. Bundan vazgeçmek istemiyorum. Ne demek istiyorsun? Senden ayrılmak istemiyorum. Ne dedin? Ayrılmayacağım. Tekrar sefil olmak istemiyorum. Her şeyim senin olsun. Ben seni de istiyorum. Bu son sözüm mü? Evet. O zaman mahkemede görüşürüz. Benim için bittin artık. Ne oluyor İpek? Yalancı, hangi yüzle gelecektin? Bildiğin gibi değil İpek. Sana her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Tüm televizyon kanalları altyazı geçiyor. Rezil ettin beni. Lütfen bana inan. Seni seviyorum. Thank you.
biliyorum onu yeni tutmaz ama bunu alabilirsin. Ben çok seviyordum onu. Sevdiğimiz şeyler bazen hiç ummadığımız anda elimizden uçar gider. Size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir haber çıkarmalıyız tabii. Buradan hiç çıkmaz abi bugün. Saklıyorlar kızı. Babasını konuşursak yine haber olur. Boş dönmeyiz. Durun bakalım, bir gelen var. Hamdi Bey. Olsun, haber haber. Tabii tabii. Bir şeyler belki lazım. Hamdi Bey. Burada boşuna bekliyorsunuz. Kızım hiçbir şekilde konuşmak istemiyor. Hasat'la görüşüyor mu acaba? Siz bu ilişkiye nasıl bakıyorsunuz? En azından bir fotoğraf alalım. Evet, bir fotoğraf alalım. Evet. Benden ve kızımdan hiçbir şey alamazsınız. Bu olay o şarkıcının rezaleti. Onunla konuşun. Lütfen bu arada Bey, kapımda beklemenizi şey de istemiyorum. Lütfen burayı terk edin. Birkaç polis var. Lütfen Hamdi Bey. Bir dakika bekleyin Hamdi Bey. Hamdi Bey. Hiç değilse bir resim alsaydık. Allah Allah. Hiçbir şey alamadık ya. Şu hale bak. İpek odasında mı? Odasından hiç çıkmıyor ki. Baksana evin önü basın dolu. Şimdi giderler. Sen İpek'le konuşuyor musun? Ara sıra. Senden daha olgun olmanı beklerdim. Hangi konuda? İpek konusunda. Farkında mısın? Evlendiğimizden bu yana hep kızının sorunları, kızının mutluluğu, mutsuzluğuyla uğraştık. Benim de bu evde yaşadığımı, benim de sorunlarımın olacağını hiç düşünmedin. Varsa yoksa kızın. Sen kızıma olan düşkünlüğümü biliyordun. Bu düşkünlüğün beni fazlasıyla rahatsız ediyor. O senin sorunun. İpek'le yakınlaşmanı, onunla dost arkadaş olmanı istiyorum. Aksi halde ne olur? Sen zeki bir kadınsın. Biraz düşünürsen bulursun. İpek, geliyorum. Birazdan dağılırlar. Sizi de zor durumda bıraktığım için özür dilerim. Ben zor durumda kalmış değilim. O eti bir günde harcarım ama... onun reklam aracı olmak istemiyorum. Yani bir yerlere gelmek için beni kullandı mı diyorsun? Tabii ki kullandı. Karısı da ona yardım etti. Parayı ve şöhreti bulunca iş ortaya çıktı. Günlerdir basını ve kamuoyunu meşgul ediyor. Biliyorsun, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Sana katılmıyorum baba. İpek, gururu bırak. Sen ne ilk aldatılansın ne de sonuncusu olacaksın. Baba, ben psikoloğum. Bu konuda çok da iyi olduğumu biliyorsun. Hasat'ın bir yalanını yakalardım. Hiçbir hareketinden şüphe duymadım. Düşünüyorum, yine de bir açığını bulamıyorum. Sen onu tedavi etmiyordun ki. Sen sadece ona aşıktın kızım. Biliyorsun, aşk insanın gözünü kör eder. Bence artık düşünme. Bir fırtınaydı, geldi geçti de. İnsan hayatında böyle fırtınalar hep olur. Bunlar da insanı tecrübe sahibi yapar. Haklısın baba. Ama düşünmeden yapamıyorum. İstersen Avrupa'ya git. Seyahat iyi gelir. Hayır, burada kalmak istiyorum. Ne istersen yap. Ama üzülme. Thank you.
Topçuların basın toplantısı var. Ben oraya uçuyorum. Ahmet abiye söyleyin. Hop dedik yavaş. Bu ne deler? Manşet Ahmet bu sabah çok sinirli abi. Arazi oluyorum. He, derdi neymiş? Birazdan anlarsın. Aman, ben tos oluyorum. Artık. Fıstık ne haber? Günaydın arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yavrum. Dur hele be kızım. Bir nefes alalım ya. Elif. Bu nefesi alamıyoruz arkadaşlar. Günaydın şef. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çoluk çocuk nasıl? Afiyettesinizdir inşallah. Hamdolsun şef. Ulan hıyar saat kaç? 10 falan herhalde şef. 10 falan herhaldeymiş. Oğlum daha dün akşamki toplantıda 9.30'dan sonra gelen yazı işlerine girmesin demedim mi ben? Ha, dün gece işindeydim şef. Armatörlerin düğünü gece saat 2'de bitti. Taksi bulamadım. Sonra bulduğum taksi de benim evi bulamadı. Anahtarımı da büroda unutmuşum. Sonra annem hastaydı. Ankara'dan abim geldi. Kes ulan bu şamatayı. Nedir ulan bu fotoğraf ha? Niye gönderdim ben seni oğlum dün Gülhane Parkı'na? Konserler için basın toplantısı vardı şef. O zaman niye ayı resmi çekiyorsun lan? Ama abi o hayvan... Kes! Ulan hayvan, biz magazin gazetesiyiz. Meydanları çıkarmıyoruz burada. Merak etme, seni kovacağım. Ama kovmadan önce bir şans daha vereceğim sana. Şu şarkıcı Hasat'ı biliyorsun değil mi? Şimdi her yerde o konuşuluyor. Doğru şef, benim ev sahibi bile Hasat hayranı. Kadın tam kirayı isteyecek. Bir Hasat muhabbeti açıyorum. Hatun uçuyor. Kes. Aşağıdan bir araba al. Yanına sağlam bir foto muhabiri al. Git Hasat'ı bul. Yengesini falan konuştur. Bu olayda iyi malzeme var. Herkesi atlatmanı istiyorum. Efendim bir dakika. Bu iş bitene kadar Hasat'la yatıp Hasat'la kalkacaksın. İyi de şef. Yani adam beni alır mı yatağına? Hadi ulan. Hadi. Selamlar şef. Çıkın dışarı. Kaç kaset filmin var? Sana ne? İşe çıkıyoruz kızım. Kim? İkimiz mi? Evet ikimiz. Sürmanşet Ahmet şarkıcı Hasat işini ikimize verdi. Ben seninle çalışmam. Başkasıyla git. Valla Sürmanşet Ahmet'e aynen söyledim. Başak benimle çalışmaz dedim. İtiraz edeni kovarım dedi. Kafayı yemiş adam. Git konuş istersen. Anlaşıldı. 5 kaset filmin var. Yeter. Hadi gazlayalım. Ben de seni merak ediyorum. Neler oluyor böyle? Bir bilebilsem abla neler olduğunu. Gazetelerdeki yazılar seni yıpratıyor. Buna bir çözüm bulmalısın. Biliyorum abla. Benim odam boş mu? Dolu olsa ne yazar? Biraz burada kalmak istiyorum. Arayan olursa burada olduğumu söyleme. Merak etme söylemem. Ama seni iyi görmedim. Git dinlen. Sonra konuşup dertleşiriz. Sağ ol abla. İyi ki bu koca şehirde sen varsın. Benim limanım gibisin. Sana borcumu asla ödeyemem. Her şey karşılıklı Hasan. Ben de özlediğim evlat sevgi ve saygısını sende görüyorum. Bana borcun yok. Hadi sen odana çık. Döndü Hasat.
Paris'e gidiyorum. Paris'e gidiyorum. Ay! Hayallerim, param gitti. Otele çok güzel bir kız geldi. Çalışmıyor mu? Yok canım. Müşteri. Zengindir kaltak. Onu öyle deme. O diğerlerine benzemiyor. Sen öyle san. Hepsi birbirine benzer. Ben yapınca fahişe, onlar yapınca hanım oluyorlar. Hocam bir yere gitme. Sabahçıyız burada. İyi simit satarsın. Tamam abi. Gitsem de gelirim yine. Aç bırakmam sizleri. Ulan meslek mi bu be? 4 sene oku, ondan sonra gel burada ağaç ol. Ne haber çocuklar? Ağaçlandırma kampanyasına bir katkın olur hiç olmazsa. He? Ayşe hanımefendiyi bekliyoruz. Kadında çıt yok. İşi bilmiyorsunuz oğlum. Çaldınız mı kadının kapısını? 2 defa çaldık. Kovulmuştan beter oldu. Kadın ruhundan hiçbiriniz anlamıyor. Yavrularım şimdi beni seyredin de... Bir şeyler öyle. Sen çok anlarsın sen. Sen tuz ruhundan bile anlamazsın be. Bakın hanımefendi. Yok. Bakın. Ne var? Konuşmak istemiyorum demedim mi ben size? Bir dakika, bir dakika hanımefendi. Ben size konuşun demiyorum. Sadece bir saniye beni dinleyin. Bakın siz haksızlığa uğradınız, aldatıldınız. Benim annem de aldatılmıştı. Neden hakkınızı aramıyorsunuz ha? Yani meydan hasadı mı bırakacaksınız? Yahu yazık değil mi size? Size yapılan bu haksızlığı niye kabulleniyorsunuz? Niye gerçekleri anlatmıyorsunuz hanımefendi? Yani sizin gibi bir insana bu asla yapılmaz. Bakın halk gerçekleri bilmek istiyor. Siz de konuşun, haykırın o gerçekleri. Hangi gazetedensiniz siz? Yeni Magazin. Yalnızca size konuşurum. Şşt, Başak! Fatoma abi arkadaşım. Buyurun oturun. Ne içersiniz? Çay, Nescafe? Teşekkür ederim, ben almayayım. Ben de almayayım. Evet. Sizi dinliyorum. Bir saniye. Bize öncelikle bu evliliğin perde arkasını bir anlatır mısınız? Gerçekten bir töre evliliği miydi bu? Hayır. Sadece töre değil. Bizim töre gereği evlendiğimiz doğru. Ama Hasat'la birbirimizi seviyorduk. Hasat eşim Osman'ın sağlığında da aşıktı bana. Bu nedenle İstanbul'a geldi. Bu aşk dayanılmaz hale gelmişti onun için. Ama Hasat Bey neredeyse İpek'le evleniyordu. Madem sizi seviyordu, neden böyle bir ilişkiye girdi? Büyük şehir biliyorsunuz. Para ve şöhret başını döndürdü Hasat'ın. O kız bir hevesti kocam için. Geçti. Bana, yuvasına dönecek Hasat. Hasat sizi arıyor mu? Hayır, sanıyorum utancından arayamıyor. Onu affetmeyeceğimi düşünüyor olmalı. Affedecek misiniz? Evet. Bir defaya mahsus olmak üzere affedeceğim onu. Aşkımızın hatırına bir şans daha vereceğim ona. Bir de oğlum Halil var biliyorsunuz. Halil'in de Hasat'a ihtiyacı var. Size özel, çok özel bir soru soracağım. Tabii isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Sorun. Hasat'la evlenmeden önce ilişkiniz oldu mu? Thank you.
Ne o? Oğlunu gördüğüne sevinmedin mi? Erken çıkmışsın. İyi halden bir ay erken yırttık. Bu sefer akıllanmışsındır herhalde. Bırak hakim gibi konuşmayı da bana o da açtır. Yeni çamaşırlar, elbiseler yolla. Al. Yalnız otelimde olay istemiyorum. Bu sefer seni ben polise teslim ederim, bilmiş ol. Sen anasın. Çocuğuna sahip çıkmalısın. Bu sözleri sana hiç yakıştıramadım Handan Hanım. Duymamış olayım. Ayıp, çok ayıp. Nasılsın abla? Asıl sen nasılsın? Bütün gazeteler senden ve yengenden bahsediyor. Bu olayı nasıl kapatacaksın? Sence nasıl kapatabilirim? Çık televizyona konuş. O benim yengemdi de. Törelerinizi anlat. Halk sana inanacaktır. Peki, pek inanır mı? Onun inanması o kadar zor ki. Sen de kapat. Ona baştan söyleyecektin. Abla, inan ki evli olduğumu ben bile düşünmüyordum. Biliyorsun, formaliteydi bu. Bir dakika. Ya Allah belanı versin, emi. Ne oldu abla? Ne olacak? Benim belalı oğlum hapisten çıktı burada. İhtiyaçları hiç bitmez artık. Aranız pek iyi değil galiba. Düzelecek gibi de değil. Üzülme, düzelir. Neyse, ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? İpek'le konuşmaya gidiyorum. İyi yapıyorsun. Ona her şeyi bir güzel anlat. Anlatacağım. Tabii beni dinlersin. Şunu bilin. Biz birbirimizi deliler gibi sevdik. Aşkımız evliliğimizden çok önce başladı. Sonuçta ikimiz de genç ve sağlıklı insanlarız. Anlıyorum. Hasat'ın sizden boşanmak istediği söyleniyor. Israr ederse boşanır mısınız? Asla. Yok böyle bir şey. Ben aşkıma ihanet etmem. Canımı veririm ama sevdiğim adamdan vazgeçmem. İzninizle. Kızım, bomba bomba be. Sana demiştim, bunun ruhundan anlarım ben. Hasat nerede? Ne oluyoruz, siz kimsiniz? Ben Hasat'ın menajeriyim. Nerede o? Söyleyin, nerede o? Hasat'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Çıkın elimden. Bakın hanımefendi, kocanızla milyarlarca liralık anlaşma yaptım. Çıldıracağım, nerede bu adam? Konserlere bir hafta kaldı. Hasat'ı bulamazsam piyasadan silerler beni. O sizin sorununuz. Evimi terk edin, sinirlerim bozuluyor, polis çağıracağım. Efendim, hoş geldiniz. Siz onun menajerisiniz galiba. Hemen şu soruya cevap verin. Size hiç aşklarından söz ettim kızım? Çabuk gel, çek. Kardeşim, çıldırtmayın insanı. Aşkla meşle uğraşacak halim yok ya, benim. Ya bir kelime söyleyin. Yani size özel hayatını mutlaka anlatmıştır. Şuraya alayım. Başlarım şimdi özel hayatına. Hayatım kaymış zaten ya, benim. Yeter! Hepiniz çıkın evimden dışarı. İpek Hanım yok. Evde olduğunu biliyorum. Ona haber verin. Ama Hasat Bey. Zorla girdi efendim. İpek'le görüşmek istiyorum. Sen gidebilirsin. İpek'le daha ne konuşmak istiyorsun merak ettim. Ben İpek'in üvey annesiyim. Ona gerçekleri anlatmak istiyorum. Gerçekleri mi yoksa yalanları mı? Beni hiç dinlemiyorsun ki. Hep suçluyorsun. Söyle o zaman. Evli misin? Evet ama bildiğin gibi değil. Bu yeter. Karınla olan problemlerin beni ilgilendirmez. İpek, ne olursun beni bir dinle. İpek dur. Dur, dinle. Lütfen git, seni dinlemek istemiyorum. Dinlemek zorundasın. Seni seviyorum. Beni bir dinle, sonra ne düşünürsen düşün. Bak Hasat, bana yalan söyledin. Söylediğin her kelime benim için yine yalan. Anladın mı? Şimdi git. Peki, gidiyorum.
Ama bil ki sana hiç yalan söylemedim. Şimdi ipeğin üzerine hiç gitme. Sinirleri bozuk. Beni dinlemiyor. Dedim ya, morali bozuk. Sen de toparlan. Göreceksin, zamanla her şey düzelecek. Zaman en iyi ilaçtır. Çok iyisiniz. Ne olursunuz bana yardım edin. Bana kaldığın yeri, telefon numaranı ver. Seninle konuşuruz. Hemen vereyim. Alın. Teşekkür ederim. Bu meşhur şarkıcı işi nedir? Ne şarkıcısı? Numara yapma. Onu gördüm. Pisliklere dikkat çekmesin diye mi burada saklanıyor? Bu iş için ne kadar alıyorsun? Terbiyesiz. Aklın fikrin fesatlıkta. Hasat benim oğlum gibidir. Bunu herkes bilir. Bana bak. Ben bu oğul moğul ayaklarını yutmam. Neyse. Nasıl olsa buradayım. Onu da seni de yakın takibe alırım. Kurban ol sen ona, Emi. Ondan uzak duracaksın. Otelimde pislik yapma. Nermin yüzünden hala belimi düzeltemedim zaten. Alo. Buyurun. Evet. Nermin'e ne oldu? Aa, anladım. Hasat iyi, benim yanımda. Merak etmesin. Hafta sonu ziyaretine geleceğimi de söyleyin. Peki. Size de iyi günler. Ne o? Bir yere mi gidiyorsun? Birazdan gideceğim. Daha erken. Nermin, telefonunu ettirdim. Hasat Aksoy Handan Hanım'ın yanındaymış. Hafta sonu ziyaretine gelecekmiş. Sağ ol. Nermin, haberleri iyi mi? İyi, iyi. Aman iyi. Hasat Aksoy'u çok mu iyi tanıyordun? Evet. Yoksa senle o konuşmanı bil parçalarım ağzını. Sinirlenme canım, şaka yaptın. Şakan bassın. Hadi git bana çay yap. Oğlum, yeni çıktım. Tamam, geliyorum. Sen grubu kur. Ben gidiyorum. Güle güle. Para ver de gidelim. Damdan yeni çıktık. Bunu bilmiyor musun? Al. Kendine bir iş bul. Devamlı sana para veremem. Ulan sen çocuğa mı para veriyorsun? Aa, çekil şuradan. Dur. Çekil. Dur. Çekil diyorum sana. Banka paramı. Çekil banka şuradan. Banka yatıracağım. Çekil. Dur. Yap. Çekil bırak. Diyorum sana. Çekil. Bırak. Dur. Çekil. Yap. Gel. Parayı ver. Parayı ver. Yapma. Parayı ver. Bırak. Yoksa ağzını burnunu kırarım. Parayı ver. Ellerin kırılsın inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Güle güle. Çok olur ya. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Bir viski versene bana baba. Viski bulunmaz buralarda delikanlı. Peki can olmaz. Cin ver o zaman. Sert olsun. Bunun serti çarpar adamı delikanlı. Dertlisin belli. Sevdalı olduğun kızdan darbe yedin değil mi? Aşk bu, içirir adamı. Aşk ya baba. Nereden bildin derdimin aşk olduğunu? Ben 35 yıldır dert dinliyorum burada evlat. İnsanların iki derdi olur genelde. Ya geçim derdi ya da sevda. Derdi falan olan sert içki içmez. Keyifli görünmeye çalışır. Şamataya vurur işi. Sevdalı olan da senin gibi kafadan en sert içkiyi ısmarlar. Aç dediğin gelir geçer evlat.
Gençsin. Daha ne aşklarla savrulacak senin yüreğin? Bana öyle gelmiyor baba. Bu ilk ve son aşkım olacak benim. Bir tane daha versene. Abi ya. Ben seni bir yerden tanıyorum. Çıkarım onu. Buyur. Aslan gibi delikanlısın. Sana yanlış yapan kızın aklına şaşarım. Allah kahretsin. Yanlış yapan benim baba. Ya baba ya. Ya ben bu abiyi bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım. Abi, tanırsın tanırsın. Bu beşinci bardağı devirince herkesi bir yerden tanır. Aldırma. İki gözüm önüme aksın, tanıyorum ben bu adamı. Senin gözler 8 olmuş Naci. Çıkaracağım abi ben bir yerden. Yok şimdi çıkaracağım. Tıraşı kesmezsen ben çıkaracağım şimdi seni mekandan ha. Hadi bakalım yavaş yavaş. Sen kusura bakma delikanlı. Sorun değil baba. Benden bir içki var arkadaşım. Sen de parasını bize çıkar. Demek baban işleri tamamen sana devretti Ayhan. Bypass'tan sonra doktorları uzun bir dinlenme programı uyguluyor. Her şeyin başı sağlık. Hem sen de iş adamı oldun artık. Benim şahsen sana güvenim tam. Aslanlar gibi yürütürsün işleri. Sağ ol. Aslında benim bu akşamki ziyaretimin önemli bir sebebi var. Seni dinliyoruz. Büyük bir psikolojik danışma merkezi kurdum. Tıp eğitimi aldığınıza göre size de bu yakışır. Yalnız bir sorunum var. Holdingin başındayım biliyorsunuz. Danışma merkezi için iyi bir yöneticiye ihtiyacım var. Kısacası İpek gibi bir yöneticiye. Harika. Hah, güzel kızım da geldi. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım sana müjdemiz var. Ayhan benim çok eski arkadaşım Talih Bey'in oğlu. Meslektaşsınız. Ayhan da tıp okudu. Çok güzel. Şimdi sıkı dur. Ayhan bir psikolojik danışma merkezi açmış. Siz yeni tanıştınız ama ben Ayhan'a epey anlatmıştım seni. Lafı uzatmayayım. Ayhan senin danışma merkezinin başına geçmeni istiyor. Ne düşünüyorsun kızım? Hep mesleğini yapmak istediğini söylemez miydin? Elbette. Ne zaman başlıyorum? İstediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Çok isabetli bir karar verdin kızım. Tebrik ederim İpek. Evet. Teşekkürler. O zaman bunu kutlayalım. Ben bu akşam için kulüpte 4 kişilik rezervasyon yaptırdım. Size de sormadım ama. Çok düşüncelisin Ayhan. Yalnız bizim sevgiyle programımız dolu bu akşam. Bir resepsiyona davetliyiz. Söz de vermiş bulunduk. Anlıyorum. Biz gelemiyoruz ama siz İpek'le gidin. Artık iş arkadaşısınız. Konuşacağınız şeyler olmalı. Neden olmasın? Hadi hayırlı geceler baba. Sağ ol evlat. Yok ya. Yok baba. Benzetmişim bunu ya. Bir gün seni de benzetecekler burada ya. Hadi hayırlısı bakalım. İnsanın mesleğini yapması gerçekten güzel. Ama ben babamın rahatsızlığı nedeniyle bundan mahrumum. Yerinde olmak isterdim. Bu iddialı bir söz. Hiçbirimiz diğerinin neler yaşadığını bilemeyiz. Ben bu dünyada kimsenin mutluluğu tam olarak yaşayabildiğine inanmıyorum. Bu biraz karamsarlık olmuyor mu? Hayır. Ben buna gerçekleri kabullenme diyorum. Sen daha iyi bilirsin. Ne de olsa psikologsun. Psikologlar mutlu olacak diye bir kural yok ki. İpek. Evet. Hayatında biri var mı?
Alo. Rahatsız ettim Sevgi Hanım. İpek evde mi? Dışarı mı çıktı? Nerede acaba? Erkek arkadaşıyla mı çıktı? Anladım. İyi geceler. Hepimizin hayatında birileri vardır. Ama senin kadar güzel bir kızın hayatında mutlaka farklı biri vardır. Farklı? Bir sevgili demek istiyorum. Buraya iş konuşmaya gelmemiş miydik? Evet. Ne zaman başlamayı düşünüyorsun? Bilemiyorum. Belki birkaç güne ihtiyacım var. Göreceksin. Bu işte çok mutlu olacaksın. En azından başkalarının mutluluğuna katkım olur. Kalkalım mı? Nasıl istersen. Hesap lütfen. Yemek için teşekkürler. Benim için bir zevkti. Yarın seni alayım mı? Yani merkeze gelmek istersen. Hayır sağ ol, ben hazır olunca gelirim. Peki, nasıl istersen. Her şey için teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba abla. Seni ne kadar merak ettim. Neredeydin bütün gece? Nerede miydim? Hı hı. Abla suratın... Ne olmuş suratıma? Abla yüzünün hali ne böyle? Ne olmuş yüzüme? Hiçbir şeyim yok. Gerçeği söyle Handan abla, kim? Kim olacak? Benim baş belası oğlum. Hasan dur! Hasan nereye dur? Hasan! Hasan nerede? Bana dur, yapma göster. Ne olur yapma! Hasan! Ne oluyor ya? Çıkma içeri! Bana da yal kalkar mı? Kalkar mı? Ne olur ah! Selam çocuklar. Günaydın, selamlar. Kürmançet Ahmet sizi bekliyor. Bana bak, geveziliği bırak da aşağıdan bize iki çay söyleyinler. Hadi çabuk ol, gecikmesin. Gel şu sürmanşeti bir ziyaret edelim. Tamam. Niye bekliyorsun hala oğlum orada? Kadın özel uçakla gitmiş işte. Hadi atla gel gazeteye. Tamam mı? Buldunuz mu Hasat'ı? Hasat'ı bulamadık şimdi. Ama bir bombamız var. Ayşe'yi konuşturduk. Bu mu ulan bomba? Sanki dilsiz bir hatunu konuşturmuş gibi kasılıyorsun. Benden başka kimseyle konuşmadı şef. Haber atlattım. Kadın sadece benimle konuştu. Sen salaksın. Onun için sana konuşmuştur. Bana hasat lazım, hasat. Kız Başak, senin ne işin var bunun yanında? Siz söylemişsiniz Ahmet Bey. Ya, haberi yazayım mı şef? 20 dakika sonra masamda istiyorum. Filmleri de aşağıya verin. Ben seninle çalışmak istemiyorum Ahmet Bey. Madem işe beraber gidiniz, beraber bitireceksiniz. Bir sigaranı alabilir miyim şef? Al al. Ateş. Mersi. Şimdi çarparım ha. Senin cezanı versin be. Öldürecek beni.
seni nasıl bildin söyle yaptım be. Ay. Domuz. Hani Ahmet Bey söylemişti benimle çalışmayı. Ha, Ahmet Bey değil. Sürmanşet Ahmet. Oh. Niye kovmuyor şu adam seni anlamıyorum ki. Bendeki zekayı görüyor olmalı. Geri zekayı demek istedin galiba. Bir gün yılın haberini patlattığım zaman güzelim, önümde saygın yayılacak. Ben sadece bir yerde eğilirim senin önünde. Ya nerede? Cenaze töreninde canım. Ya bırak otelleri falan. Biz otellere bakıyoruz. Gece kulüplerini dolaştınız mı? Allah kahretsin. Ulan bu hasat yakacak beni be. Yandım be, yandım bittim ben be. Tamam Tayfun, sen devam et aramaya. Akşam haber ver bana. Ne oldu? Yok abi, bütün büyük otellere baktım. Cep numarasını da değiştirmiş, yaşlı bir adam çıkıyor telefona. Çıldıracağım ya, vallahi çıldıracağım ya. Nerede bu adam ya? Sakin ol patron. Nasıl sakin olayım Cemal? Adamlar konserler için yaptığım anlaşmaya 40 milyar tazminat koydular. Hasatı bulamazsam mahvoldum ben. Ne yapın ne edin bulun şu adamı. Bulun. Ay yine kötü kağıt geldi. Kızım hepsi böyle. Adam olunca önce evdeki kadını beğenmezler. Hı hı. Haklısın ama bizim öyle bir durumumuz yok. O kız yüzünden aramız açıldı. Ayol sen de bir hoşsun. Ona olan ilgisini hepimiz biliyorduk. Hatta neden ilgisiz kaldığını da merak ediyorduk. Reklam için diyordu Hasat. Ne bileyim aklına kötülük yok ki. Anne daha çok sürecek mi? Ay sen burada mıydın? Hadi odana git. Ama anne. Ben de söylüyorsam onu yap. Bu çocuklar da her şeye karışıyor canım. Abla günaydın. Taze çayın var mı? Tamam. Sen odaya yolla. Sağ ol. Alo, evet abla. Kim? Bana mı? Tabii tabii bağla. Merhaba Sevgi Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? İpek iyi mi? O gece onları gördüm. O çocuk kimdi? Buluşalım mı? Tabii olur. Nerede? Tamam. Orada olacağım. Görüşürüz. İpek iyi mi? İpek çok iyi. Sizi dinliyorum Sevgi Hanım. Önce şu hanımı kaldıralım aradan. Bana Sevgi diyebilirsin. Biz bir aile sayılırız. Peki Sevgi, lütfen anlat. Biraz sabırlı olmalısın. İpek'in zamana ihtiyacı var. Çok gergin durumda. Anlıyorum. Bir şekilde onunla konuşmalıyım. Ona gerçekleri anlatmalıyım. Beni yanlış anlıyor. Karesim yanlış anlıyor. Sakin ol. Zamanla her şey düzelecek. İpek bana bir yabancı gibi davranıyor. Buna dayanamıyorum. Yoksa... Yoksa ne? İpek'in hayatında başka biri mi var? Neredeler? Yukarıdalar. Ya vururum beni. Kendini bu kadar üzme. Yapayalnızım. Flaşına çıkma. Tamam işim bana öğretme. Konuşma. Tek başım. Hayır Hasan. Sen yalnız değilsin.
Biz bir aileyiz. Şişt, bana bak, işte orada lan. Ah, tamam. Çabuk yakala. Sana yardım edeceğim. Bana güven. Gel, gel. Gazeteciler! Ah!